Evet sayın seyirciler, Kanal Maraş geçen ay Mehmet Bağraç'ın Mersin'deki röportajına karşılık Coşkun abimize ziyarete geldik. Hem geçmiş olsuna, biraz gece oldu ama Coşkun abi tabi Şahin abimin de rahatsızlığı söz konusuydu. O yüzden cevap hakkınızı... Yiğidin sözü yalan olmaz da kavli yalan olurmuş Mustafa Bey. Değil mi? Değil mi? Şimdi biliyorsunuz sayın seyirciler günlerdir sosyal medyada Mehmet Bağraçık ile Coşkun Cesur abimizin karşılıklı bir motor çizildi. Bir kazası söz konusuydu. Tabii Mehmet abinin espri amaçlı motorum çizildi olayı günlerce kamuoyunda konuşuldu. Mehmet abiden tabii biz bu olayı aldık, yayınladık haber olarak. Karşılığında Coşkun abimize bugün kısmet oldu ziyaret etmek. Öncelikle tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nedir Coşkun abi bu cızıldı, motorum cızıldı olayı? Mehmet abi tabii sizi çok seviyor. Haddinden fazla da tabii espri amaçlı söylüyor. Ya Mehmet başkanım beni çok sever biliyorum. Ben de onu severim de abartıyı da çok sever başkanım. Abartma sanatı çok kuvvetli bir insan. Burç siyasetçi. Tabii edebi yönü de gelişmiş. Siyasetçi, hazırlıksız konuşma sanatı çok iyi bir insan. Tabii olayı anlatırken de bu marifetlerini, bu becerilerini de konuşturuyor. Benim motorumu cızdı diyor. Bayağı da bir reklam oldu çünkü yazdıklarında okuyan çok böyle geniş bir kesim var. Sizin yazışmalarınızı okumayan var mı? Evet. Ya, sağ olsun dostlarımız tabii takip ediyor ama tabii Mehmet Bağraçık zadelerden sayılır bize göre. Onun sözlerine itibar eden daha çok yani. Şimdi benim ayağım bacağım kırıldı falan şeyinden çok onun motorum cızıldı cümlesine çok itibar ediyorlar. Yani onu gördüm Maraş'a geldikten sonra. Şimdi ben Mersin'de onun teşvikiyle bir yazlık yapma faaliyetine giriştim. Ben kapızlı faşizmi diyorum. Yani Şahin abiyle sağ olsunlar. İkisi bir beni çok büyük baskı altına alıyorlar orada. İki dünür değil mi? Evet, iki dünür. Orada dünürcülük oluyor mu o zaman? Ya orada dünürcülük var. Bir de Şahin abi orada en büyüğümüz olduğu için en önce onun borusu ötüyor. Tabii Şahin abinin baskısından Mehmet abi bunalıyor. O da beni baskı altına alıyor. Yani güzel günler geçiriyoruz. O günde saat 5 güneş hükmünü yitirmiş. Denize gidelim dediler. Tamam dedim. Saat 5 olmuş. Yani Şahin abi dedi ki ya dedi bir güneş kremi al da gel dedi. Düşündüm yani tam deniz moduna girmişsin. Mayoyu giymişsin kardeşim yani. Bir havlu omuzumda. Hazırım denize gitmek için. Bakkala gitmem lazım şimdi. Böyle istemedim yani. Ya Şahin abi dedim saat 5 dedim ya güneş kalmadı zaten dedim yarın hadi alalım dedim şey dedim. Tembele yumuş buyurmuşlar dedi. Nereden geliyor o ses demiş dedi. Öyle deyince ya benim dedim şeyin şarjı yok motorum. Başkanın motoruyla git dedi. Başkan motoru vermiyor dedim. Bahale dedi sen dedi Coşkun'a motoru vermiyor musun dedi. O da yok dedi veriyorum dedi al anahtarı dedi verdi. Bir de elime 51 lira verdi. 51 lira. 51 lira. Zaten beynimi yakan o oldu. 51 lira. Acıştım yani. 50. Ya Şahin abi dedim bu 1 lira ne dedim. Güneş kremi dedi 41 lira dedi. 10 lira paranın üstünü tüm al getir dedi. Ya beynim yandı yani. Şimdi parayı mayoda koyacak cep de yok şortta. Elimi aldım. Sol elimde. Parayı böyle tutunca serçe parmağımla direksiyonu tutuyorum kardeşim yani. Mecbur sağ elimden de gazı çeviriyorum. Virajda ben mucurda frene bastım. Hafif. Mucur falan yok. Gayet güzel bir asfalt da. Benim şimdi sol elimde para olunca sağ freni kullandım. Sağ frende ön freni beni kaldırdı yere çaldı motor. Allah esirgesin. Neyse. Oradan yardımcı oldular. Telefon açtım. Başkanım ben kaza geçirdim. Gelin. Yer yakın geldiler.
bir kadıncağız ayağıma işte tampon yapıyor falan. Mehmet abinin gözü motorda. Bir ara elimi bir açmaya çalışıyor. Baktım ki para elimde sımsıkı tutmuşum ha. Sıyırdı onu aldı 51 lirayı. Mehmet abi aldı. Yok Şahin abi aldı. Şahin para onun parası. Ben bir baktım elimi bir zorlayan var. Baktım ki Şahin abi senin gaza, parayı alıyor. Evet. Kaza yapmamla kanamayla hiç alakası yok. Yok. Yok bir ya, hiç tanımadığım bir bayan ayağıma tampon yapıyor. Şahin abi elimi bir zorlayan var. Ne olduğunu da bilmiyorum yani olay sıcak. Ben elimi bir zorlayan var. Baktım ki parayı sıyırmış almış elimden Şahin abi. Coşkun abi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Mehmet abinin motoru kıymetli, Şahin abimin 51 lirası 51 kıymetli. Lira. Ya o kadar faşizmin baskısı üzerimde ki bak motor devrilmiş, ben yere düşmüşsün, yaralanmışsın, para sımsıkı elimde. Yani Allah o paranın Allah sahibinin üzerimdeki etkisine bak. Faşizm kampındayım ben orada. Hemen ya. Hemen sayın seyirciler sağ tarafımdaki Şahin abime dönüyorum. Tabii Şahin abimin burası Bağ yazlığı. Kahramanmaraş'ın Kafarlı tarafında. Çok güzel bir yazlığı var. Güle güle otursun. Şahin abi öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii Şahin abim gülmekten gözleri de yaşardı. Evet. Coşkun abimin söylediklerine noktası virgülüne doğru mu? Tabii ilk... Doğrudur. Parayı eliyle tutuyordu şöyle. Ha uçmasın diye ha, sen aldın. Aldım. Orada bir kadın belirlendi aniden. Hı. Kadın dedi ki bak parayı aldı ha elinden tanıdık mı bu dedi. İşaret etti şöyle. Coşkun Bey de tamam tanıdık dedi. Parayı aldık tabii. Ambulans. Biz motoru şeye götürdük. Eve götürdük. Şimdi demek ki evet. Mehmet Bağraçık abim motorum diyor. Evet. Sen 51 lira gitti mi gitmedi mi evet. Onun derdindesin. Ya tabii biz böyle olmasını istemezdik. Durumun da bu kadar vahim olduğunu da tahmin evet. edemedik. O arada abi. Biz onları eve götürdük. Geri geldik ki ambulans gelmiş, almış gitmiş. Biz arkasından gittik. Jandarma trafiği de arkasından gidiyor. Tabii hep beraber hastaneye vardık. Gerekli müdahaleler yapıldı. Peki Coşkun abimin orada bir faşizm baskı var. İki dünür tarafından. Ya işte o da işin şey latife yönü. Latifesi. Tabii. Mustafa Bey, eşkili çorba yapacağım bendir Şahin abi. Soğukluk bulacaksın. Ben soğukluk yok. Tarlalardan gidiyorum. Tarlalardan soğukluk toplarken tarla sahibi geliyor. Kardeşim ben zehir ektim. Ta toroslara çıktım. Portakal ağaçlarının altından temiz soğukluk getirdim. Çünkü soğukluk bulunduğu bulunacak. Mecburum bulup getireceğim. Eşkili çorba yapılacak. Tabii yapılacak. Yani o eşkili çorbayı Şahin abim sağ olsun bize en güzel yemekleri yapıyor ama bir de onun malzemesini hazırlayan bir coşkun var orada ya. Mazlum, mağdur. Sayın Mehmet abi, mazlum ve mağdur Coşkun abim buradan gerçekleri dile getiriyor. Tabii siz şu an Mersin'desiniz. Şahin abim de tabii sağ tarafında. Şahin abim, duyuyorsun mağdur ve mazlum. Vallahi hayatında yemediği eşkili çorbayı yemiştir. Öyle ben adama eşkili çorba yapmam, kolay kolay yemek de yapmam ya. Ve her türlü cenazesinde telefon açtı. Ya bu eşkili çorbayı nasıl yapıyorsun diye. Yani onun... somak eşkisi olmadan eşkili çorba olmaz demiş olmaz. Bir tanesi. Ben de ekşi kullanmadan yapıyor. Yani Şahin abim patlıcan kebapları falan yani et üzerine. Mesela biz Mersin'de kasaptan et almayız, marketten almayız. Şahin abim Maraş'tan getirir. Yani hepsi soğuk dolaplarda Şahin abi arabaya koyar getirir sağ olsun. Yani sabah kahvaltımıza özel kayaballları getirir falan. Yani tabii yani bunları da yapıyor bize Allah var. Biraz yani bir baskı altındayım ama mutluyum yani. Peki buradan Mersin'deki Mehmet abime ne söylemek istersin? Mehmet abi lütfen bana faşizm uygulamasından vazgeçin. Özgür olmak istiyorum artık. Artık ben de rahat oldum. Yani beni bakkal çırağı muamelesi yapmayın diyorum lütfen. Yarın geleceğiz.
Coşkun Bey'le beraber yarın geleceğiz. Yarın evet. Ha. Doğru. Yarın oradayız inşallah. Yarın. Evet. Yarındayız. Evet, Kanal Maraş izleyicileri, Mehmet Bağraçık ile Coşkun Cesur arasındaki Mersin'de ve sosyal medyada konuşulan o motorum çizildi olayına, tabii Şahin abimiz de bu olayın içinde olduğu için bizi davet etti, sağ olsun. Biz de hem geçmiş olsuna geldik. Coşkun abime tekrar geçmiş olsun çok diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ve Mehmet abi, Coşkun abim buradan sesleniyor. Coşkun abimi lütfen rahat bırakın. Coşkun abim lütfen. Artık değil mi? Evet, değil mi? Evet. Kanal Maraş izlemeye devam edin. Kanal Maraş vasıtasıyla da bir kez daha duyurmak istiyorum. Başkanım, sizi çok seviyorum. Lütfen bana biraz merhamet edin artık. Evet, Kanal Maraş izlemeye devam edin.